Ve Devrim Hoca bizimle beraber her perşembe akşamı olduğu gibi. Devrim Danya, hoş geldin. Sevgilerimiz, iyi akşamlar. Devrim Hocam, şimdi bu akşam AI konuşmak istiyorum. Yapay zeka. Abi ilk önce şahsi olarak yapay zekaya senin nasıl baktığını merak ediyorum. Yani bu yapay zekalar bizim faydamıza bir şey mi, yoksa zararımıza bir şey mi? Sevgili Gevezo, yapay zeka, yapay tarafını çıkardığınız zaman tamamen işimize yarayan bir zeka unsuru. Yapay dememizin nedeni herhangi bir doğum süreci olmaması. Yani bunu makinelere bağladığımız andan itibaren herhangi bir sıfırdan bir doğum yok. Biz üretiyor hale geliyoruz. O yüzden de bu zekaya yapay zeka diyoruz. Bizim bireysel, kurumsal, kamu ya da tüm dünya genelindeki her türlü sektöre hitap edebileceği için de çok büyük avantajları olan bir dünyaya doğru bizi evriltiyor. O yüzden çok geleceği olan bir kurum. Şimdi bunun aksini düşünen ve aksini ısrarla böyle söyleyen bir yığında ben makale okudum. Yakın zamanda da bir tane daha okudum. Dünyanın sonu gelecekse yapay zekalar yüzünden gelecek diyen böyle bir The Guardian'da yayınlanmış bir makaleydi. Çünkü şunu söylüyor yazar, diyor ki yapay zekaları kontrol etmek bir süre sonra imkansız hale gelecektir diyor. Yapay zeka kendini kontrol ettirtmeyecektir ve yapay zeka kendi inisiyatifiyle bambaşka şeyler yaratabilecek ve kontrol edilemez bir durumda etrafta dolaşmaya başlarsa insan ve insanlık için tehlikeli bir durum ortaya çıkacaktır diyor. Ne diyorsun bu konuda? Bir noktaya kadar doğru. Sadece şurada bir ayrım var. O da fişini çektiğiniz zaman ya da şarjı bittiği zaman, ki bu sonsuz bir döngü olarak nitelendirilmezse ya, bu andan itibaren karşımızda bizim çok korkulacak bir durum yok. Bence bunun altında yatan daha farklı bir anlatı var. O da şu: insanlar kafayı çalıştırmayı yavaş yavaş bırakmaya başladılar. Yani kendi zekalarını kullanmayı yavaş yavaş bir kenara bırakmaya başladılar. Bununla ilgili de en çok verdiğim örneklerden bir tanesi, eskiden bu akıllı telefonlar ya da rehberi kendi içinde olan telefonlar yokken hepimiz bu arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun, annemizin, babamızın telefonlarını ezbere biliyorduk. Şu anda herhangi bir bütün bizi dinleyen arkadaşlarımız da şöyle kafadan 3 tane bilen olabilir, 5 tane numarayı hatırlayan olabilir ama 10-15, ki herkesin eminim kendi akıllı telefonları içerisinde onlarca, belki yüzlerce numara var. Seni çok takdir ettim bu arada 5 ile başladın diye. Ben şimdi sen bunu söylediğin andan itibaren düşündüm, aklıma 2 numara geliyor. Bir kendi numaran, bir karımın numarası. Birazcık da eğitici tarafı ortaya çıksın diye. Hani 5 deniyorsa ayıp diye düşünsünler, en azından 5 tane yapılır. Üçüncüyü aklıma. Annemlerin ev numarası herhalde ya. Eski ev numarası. Şimdi bu açıdan baktığımız andan itibaren de bizim zekamızı ne kadar kullandığımızda doğru orantılı. Biz bütün her şeyi makinelere devredersek ve makinelerin süreci içerisinde de kendimizi kaptırırsak kendimiz çok tembel varlıklarız ve bundan daha ötesine gideceğimiz bir noktaya erişmiyoruz. O andan itibaren de bu makineler bizden daha akıllı hale gelebilir mi, gelemez mi? Tabii bu en büyük soru işaretlerinden bir tanesi. Bir de gerçekten güvenli ellerde mi, masum ellerde mi, kötüye kullanışları olabilir mi? Bütün bunların hepsi soru işareti, ama şunu da unutmamak lazım. Biz onları kendimize göre eğittiğimiz süre içerisinde biz onlardan daha akıllı olduğumuzu, onlarda o hakimiyeti sağlayabilirsek hiçbir zaman ama onlara abi, yenik düşmeyiz. O Google'ın şeyleri, AI'ları kendi aralarında konuşmaya başladıkları zaman insanlar ne konuştuklarını anlamadılar. Yani hem de bunu bildiğim kadarıyla bir hafta boyunca anlamadılar. Kapattılar ve bir hafta bunlar acaba bildiğim kadarıyla 3 tane AI cihaz birbiriyle, bir insanların ancak bir haftada çözebildiği bir dille birdenbire konuşmaya başladı. Şimdi burada da şu örneği veriyorum sevgili Gerizler. Söylediklerinde çok haklısın. Bizi de burada 3 kişi olarak Çin'de bir mahalleye koysalar biz de onların ne dediklerini anlamıyoruz. O andan itibaren de bunun yapay olmasına gerek yok. Bizim orada eksikliğimiz olarak karşımıza çıkıyor. Ama abi şimdi bunlar ondan sonra Boston Dynamics'in o köpeklerine bağlayacaklar bu akıllı zekaları. O köpekler gelip bizim bacaklarımızı yapmasın. Ya bacağı yaparlarsa sıkıntı yok. Allah muhafaza abi. Ya gülme abi. Yapay zeka nerelere gitti? Ya benim aklımda sadece bu var vallahi, yapay zeka deyince. Bayanlar baylar, sevgili Devrim Danyal bizlerle beraberdi. Devrim Hocam, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden.
Hepimiz için sevgi genizi. Haftaya bunu daha da açalım. Daha da farklı örneklerle pekiştirelim. Vallahi olur. Sevgilerimle. En azından bacakları gitmesin borsumdan.